Bunlar sebebiyle Avrupa Birliği'nde enflasyon hedefi %2 yerine en az %4 olarak güncellendi. Belçika'da 4,5 milyon kişi, yani nüfusun neredeyse yarısı, gelir kaybı sebebiyle 2020'de hiçbir ekim yapamadı. Başkent Brüksel'de ev kiraları da hızla yükseliyor. Yüksek kiralarla mücadele amacıyla yeni bir komisyon kuruluyor. Komisyon gelecek yıl faaliyete geçecek. Avrupa Birliği ve NATO gibi kurumlarla diplomatik misyonlara ev sahipliği yapan kentte yaklaşık 1 milyon 200 bin kişi yaşıyor. Koronavirüs salgını Japon ekonomisini de vurdu. Uluslararası Para Fonu IMF, Japonya'nın büyüme oranını aşağı yönlü revize etti. Büyüme tahminini 0,4 puan düşürdü, %2,4'e indirdi. Salgınla mücadele kapsamında başkent Tokyo ile çevresinde Nisan-Eylül ayları arasında uygulanan olağanüstü hal, Japon ekonomisini negatif etkiledi. Bir revizyon haberi de Amerika Birleşik Devletleri'nden geldi. Amerika Birleşik Devletleri petrol fiyat tahminini yukarı yönlü revize etti. Enerji Enformasyon İdaresi'nin son raporunda bu yıl için Brent türü ham petrolün ortalama varil fiyatının $71.38 olacağı öngörüldü. Küresel petrol arzının azalmasıyla stokların azalacağı, bunun da fiyatlara yansıyacağı belirtildi. Rusya'da da nakit ödeme oranı %25'e kadar düştü. Ödemelerin %75'i kredi kartıyla yapılıyor.